bizden eğimi eksi 2 olan ve 4 virgül eksi 3 noktasından geçen doğruyu çizmemizi istiyorlar. Soruyu Khan Akademi'nin grafik çizme aracıyla çözeceğiz ve bunun için de doğru üzerinde bulunan sadece 2 tane noktaya ihtiyacımız var. Gerisini araç kendisi yapacak. Hadi hemen videoyu durdurun. Bunu yapınca aracı kullanamayacak olsanız da en azından soruyu nasıl çözebileceğinizi düşünebilirsiniz. Evet hatta elinizin altında kağıt kalem varsa doğruyu kendi kendinize çizmeyi de deneyebilirsiniz. Şimdi, birlikte yapmaya hazır mısınız? Doğrunun 4 virgül eksi 3 noktasından geçtiğini biliyoruz. Bu, yani 4 virgül eksi 3 noktasını bulmak işin en kolay kısmı. Orijinden 4 sağa, 3 de aşağı ilerlersek, işte burası. Şimdi, bir nokta daha bulmamız lazım. Sizce bunu nasıl yapabiliriz? Çünkü eğer bu ikinci noktayı bulabilirsek, doğruyu çizmek işten bile değil. İkinci noktayı eğimin eksi 2'ye eşit olduğu bilgisini kullanarak bulacağız. Nasıl mı? Bize verdikleri noktadan başlayalım. Eğimin eksi 2 olması x 1 artarken y'nin 2 azaldığı anlamına gelir. Bunu y'deki değişimin eksi 2 olması olarak da yorumlayabilirsiniz. Evet işte bu nokta. Doğru üzerindeki noktalardan bir diğeri olabilir. Şöyle yapalım x 1 birim arttığında yani 4'ten 5'e geldiğinde y eksi 2 birim değişecek yani 2 birim azalacak. Bu da y'nin eksi 3'ten eksi 5'e ilerlemesi demektir. İşte bu kadar grafiği çizdik. Bunu yapmanın bir başka yolu özellikle de kağıt üzerinde çalışıyorsanız ve çok daha fazla yeriniz yoksa diğer yöne gitmeyi de düşünebilirsiniz. Eğimin eksi 2 olması x 1 azalırken y'nin 2 artması anlamına da gelir. Neden diyecek olursanız aklınıza hemen eğimin y'deki değişim bölü x'deki değişim olduğunu getirin ve bu da y'deki 2 birimlik pozitif bir değişim için x'deki değişimin negatif 1 bir birim ya da x'deki pozitif bir birimlik değişim için y'deki değişimin eksi 2 birim olabileceği olarak yorumlanabilir. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Sonucun aynı olacağını fark etmiş olmalısınız. Bu doğru ile x 1 arttığında y'nin 2 azaldığı ile elde ettiğimiz doğrunun aynı olduğunu görüyorsunuz öyle değil mi?